zamanı? Kayıt. Kayıt ne zamanı? Kayıt 89. Evet, 90'lar. Ama görüntüler değişik yerlerde. Can Yücel Şiir diye bir albüm var, kayıt. Çok güzel oldu. 18 şiir okumuş orada böyle. İşte o da güzel bir ya eser. Bak, Can Yücel deyince ben o kadar üzülüyorum ki. Niye biliyor musunuz? Hocayla oturuyoruz Kuzguncuk'ta. Kağıt kalem ama şiir yazdıracağım. Baba bana şiir yazdıracak. Of alıyorum. Fakat bir şeyler söylüyor. Anlamıyorum. Ya Türk şiiri önümden akıp gidiyor. Ben tutamıyorum. Yazıyor gibi yapıyordu biliyor musun? Böyle ben de bin böyle bin... Hala öyle yapıyorsun. Peki bir şey diyeyim, o şiiri biz biliyor muyuz peki şimdi Can Yücel şiiri diye? O ya yok, ben öyle duruyor, ben de bir yiyeyim böyle tek tük sözcükler ara ara şeyler var öyle bir tomar. Hoca kafası iyi. Söyle ama çok güzel şey, belli yani o doğaçlama, o müzik, iç müziğiyle her şeyi söylüyor ama anlayamıyorum ki. Bu kayıtlar çok güzel oluyor, çok. Şairinin kendisinden... Yani o bütün tonuyla falan duyma meselesi. Ben şiiri birazcık uzak bir kişiyim doğrusu. O konuda çok dertliyim. Son dönemki tartışmalardan diye öyle bir genç olduğumdan değil de. Şiir konusu birazcık hani böyle kuralı kaidesi demeyeyim de raconu bol bir yer ya. Şimdi bizim memlekette de memleketimin şairleri diye bir köşe var bir gazetede biliyorsunuz. Yani işte postum. 72 yaşındayım, 3 aydır şiir yazıyorum falan gibi. Ben orada şey niye bana bakıyorsun? Ya hayır ben öyle... Ne zaman geldin? Yok, senin şiirde eski olduğunu biliyorum abi. Bağkur diye şiir gördüm. Çok güzel. Bağkur. Yani sen bizim geleceğimiz, sen bizim sevgimiz, sen bizim şeyimiz... Bir numarasın Bağkur falan. Bağkur sosyal bir kurum değil mi? Tabii ona şiir yazamayacak. Demek ki sosyalist bir şiir yazmadı. Sosyalist bir şiir. Çok güzel. Leman'ın bir yedisi vardı Can Yücel'in şey yapıp. Orada mıydın sen? Harbi oradaydım. Daha yeni başladığım seneler galiba Can Baba'nın 70. yaşı. Yaşı 70. Evet. Yaş gecesi. Doğru hocam. Eşber Yağmur Dereli ile Metin Üssün daha çok güzel bir espri yapmışlardı yani. Memleketin sol durumu. Evet yani. Solun durumu işte kör topal ilerliyoruz demişlerdi ikisi kol kola. Can Baba işte yani şeyde Leman'ın o 92'de 93'te tahmin ediyorum. Yani şiirlerini yayınlıyordu Leman'da. Şiir niye zor geliyor insanlara yani şiirden niye kaçılıyor? Kötü şiirden dolayı. Ya kötü şiir hemen kendini hoşta belli eden bir şey değil midir? Ya bilmiyorum var mıdır kötü şiir de. Güzel sevgili Can, kötü şiirler olmasa iyi şiirinin farkına nasıl varacaktık? Evet yani biz oradan... Dağları yüksek gösteren ovalardır. şiirde önemli olan dize değil, şairin dize gelmemesidir. Ay canım. Ait Sıtkı Tarancı. Şuna yakın. Mesele böyle daha çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Cahit Kıtlar ben biliyorum. Biliyorum değil mi? Emin ağa Cahit Kıtlar mesele hisse senetleri çok değil. Gittim. Hisse senetler. Sunay ya neleri var ya Sunay hakikaten yani. Cahit, biraz bak, aforizma bak. Değil mi bunlar ya? Neydi o Japon şeyinin adı? Haiku neydi? Geliyor bir dakika Japon. geliyor haikolar. Burada. Ya Allah böyle bir şey olamaz. Haiku dedim haiku kimde mi çıktı? Haiku Cepkin mi bu? Ne bu? Şimdi o kadar mı ilgisisin ya? O kadar uzağım konuda. Bakın Cevat Çapan ve Kenan Sarıalioğlu. Cevat Çapan. Onun bir şiirini okuyayım sana. Çok güzel. Tekne kazıntısı. Okuyayım. Oku. Benim filmden rol arkadaşım. Biliyorum. Cevat abi. O böyle gözüküyor filmlerde biliyorsun. Babam iki tek atınca hadi seni karpuzlara götüreyim derdi. Karpuzlar Gebze'de oturan kızlardı. Annem kızar. Bey çocuk daha küçük diye çıkışır. Mutfağa gider ağlardı. Babam karpuzdan anlardı. Of be! Şiir diye buna verir. Çünkü babası Bağkurlu. Bu Cevat Hoca'nın mı? Cevat Çapan ve Kenan Sarıalioğlu. Sözcükler yayınlarına çıktı. Haykular. Şimdi bakın Japon şiirleri dedin ya ama çok bakın. Hiyakuchi. Üç dize. Haykuların özelliği anladın mı Hiyakuchi? Arigato gozaimasu. Terk etti köyü. Sattığım inek, sis içinde. Bitti. Ama bunun devamı gitti, tsunamisi gelir şimdi. Bak ama bak, bak. Ama bak, şu naifliğe bak. Tsunami geri getirdi yine. Bak. Çok güzel. Şu naifliğe bak. Düşen çiçekleri ağzı açık seyreden çocuk. Bir Buda'dır o. İnşallah. Yani hep insan mı kırk kafası hemen o
dörtlüğü tamamlamak istiyor. Şimdi bakın. Çiçek büyük. Bizim düşen çiçekleri ağzı açıkça eden çocuğa biz de buda demezler, budala demezler. Tamam. Ama bakın. Ama orada imkan veriyorlar işte. Çocuk, o çocuk bile ilerleyip buda oluyor. Şimdi, bizde imkan yok. Şimdi bu... Bizde o la hep kalıyor. Japon şiir özür 300 dizede veremeyeceğim duyarlı 3 dizede. Hocam yani, bunlar modern olanları mı yoksa klasik? Klasik ama bugün de devam ediyor hala. Tabii. Bugün de devam ediyor. Yani şiir dışında barındırdığı sözcüklerden oluşur denir ya. Şimdi bakın böyle bir çok böyle kiç olmuş şiir denildiğinde aklına ne gelir? Çiçek, kelebek. Hatta böyle alay konusu. Pastoral. Çiçek, kelebek. Şimdi bakın çiçek ve kelebeğin geçtiği 3 dize. Ama hadi bakalım bunu 300 dizede anlat. Hazırım ben. Hazır. Hazır mısınız? Düşmüş bir çiçek dala konuyor yeniden. Ama bu bir kelebek. Vay. Ama burada Cevat Hoca'nın da çok emeği var. Bravo. Çünkü Japonca'da böyle bir... Şimdi bizim de 90 dakika... Ya Cevat Çıpın'ı anlatıyordun. Hayır, hemen gösterme lütfen. Hemen gösterme yazıyor. Ne yapıyorsun ya gözde? Ezberleyeceğim ya arada. Şiir deyince... Çok özür dilerim, onu unut. Şiir deyince ezberlemek denilen şey hatıra geliyor bizim jenerasyonda. Şiiri ezberleme. O nedenle belki de bir korku oluyor böyle. Yani şiir uzun uzun ezberlemek ve o bütün okulun karşısında okumak. Hadi. Yani, o var. Yani halbuki o değil. Hadi bakalım. Deminden beri ne söylemeye çalışıyorum biliyor musun? Sen 300 sayfada romanda anlatılacak şeyi, bir iki dizide anlatan şeye şiir dedin. Peki 90 dakikada anlatılması gereken bir filmi 60 saniyede anlatmak çok zor. Kimin mahareti? Nebil Özgen. Musa Kartın. Ha bizim Musa, o da şair. O çizginin şairi. Musa çizginin şairi. Çizginin şairiniz. Bu bağlama uçsadıdır. Çok iyi bağlar. Musa Kart, ben de çıkarttıracağım.